İpimizi çekmişler paşalar. Revalde iki devlet bir araya gelmiş, ipimizi çekmiş. Görüşmeler nihayete ermiş. Hünkârım, Revalde ne kararlar almışlar? İpimizi çekmişler işte paşa. Ne karar aldılarsa almış olsunlar. O kararın çıkacağı yol bizi tahtımızdan etmek. Lakin öyle büyük bir yanlış içindeler ki. Beni Abdülhamid'i tahttan indirdiklerinde, bizim ipimizi çektiklerinde mesele bitecek zannediyorlar. Benim davam benle mi başladı ki benle bitsin? Biz Hazreti İbrahim'in davasının davacısıyız. Onu ateşte yakabildiler mi? Biz Musa Aleyhisselam ne istediyse, ne söylediyse, ne yol yürüdüyse o yolun davacısıyız. Musa Aleyhisselam'ı susturabildiler mi? Biz İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle dirilten nefesinin inananlarıyız. İsa Efendimiz'i öldürebildiler mi? Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolunun yolcularıyız. Peygamber Efendimiz'i salat ve selam ona olsun. Başım yoluna feda olsun. Susturamadılar, unutturamadılar, karanlığa gömemediler, öldüremediler. Bizi öldürseler, sustursalar, hapse atsalar, bu dava yerde mi kalır? Ben bir garip Ademoğluyum. Benim davam benden büyük. Benim davam benden büyük. Lakin onlar sanırlar ki bu dava yolda kalacak. Davamızı susturabilecekler. Sanırlar ki davamıza karşı galip gelecekler. Galip gelemezler. Bir an bile galip gelemezler. Onlar bir saniye dahi galip olamazlar. Çünkü bizim davamız binlerce kere sınanmış, binlerce kere galip gelmiştir. Paşalar, unutmayınız ve üzülmeyiniz. Ben gitsem dahi sevinç içinde olunuz. Mesainizi hüzne, yasa değil, çalışmaya, mücadeleye vakfediniz. Sevinç içinde olun ki davamızın asla ve kat'a yarı yolda kalmayacağını bilin. Gelsinler bakalım. Toplarıyla, tüfekleriyle, ateşleriyle gelsinler. Ne demiş Yunus? Her kim merdane çıksın meydane. Merdi meydan ortada. Mert olan çıkar, namert olan kaçar. Biz bu meydanda gölgeler peşindeyiz. Çünkü onlar namertler. Kaçak dövüşüyorlar. Kaçarak dövüşüyorlar. Unutmayınız. O namertler her daim kaçanlardan olacaklar. Unutmayınız. Namert asla mert olana galip gelemeyecek. Ali'ye. Aç artık gözlerini. Bugün durumunda bir değişiklik var mıydı? Bir daha sesini duyamayacağım diye çok korkuyorum. Allah'tan ümit kesilmez. Hekimlerimiz şifasını bulacaktır inşallah. İnşallah. Ümitinizi kesmeyin. Sapasağlamdı. Hiçbir şey yoktu kardeşim. Meryem'den şüpheleniyorsunuz değil mi? Ali, ne oldu? Ne oldu burada? Biz konuşuyorduk. Aliye Sultan başım dönüyor dedi. Birden yere düştü. Ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadım. Düştüğünde başını çarpmış olmalı sultanım. Kanamayı durdurmaya çalışıyorum. Çabuk. Çabuk.
O gün o odada Aliye'yi bu hale getirecek bir şey oldu. Odada da sadece Meri Hanım vardı. Birkaç kez sorguladılar. Ama bir şey bulamadılar. Sonrasında kendisi de Aliye Sultan'ın durumuyla yakından alakadar oldu. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne olduğunu. Aliye uyanmadan hakikati asla öğrenemeyeceğiz. Hünkârım, Revalli alınan o kararları devreye sokmak için ardı arkası kesilmeyen hamleler yapacaklardır. Uyanık olacağız paşa. Uyumayacağız, dinlenmeyeceğiz. O kirli hamleleri onların başına yıkmak için çalışacağız. Hafiyelerimizden memurlarımıza kadar, askerlerimizden bahçıvanımıza kadar hepimiz teyakkuz halinde olacağız. Revalli'de yaptıkları görüşmeye pişman edeceğiz onları. Revalli. O görüşmenin etkisiyle bugün Rumeli'de bir isyan söz konusu. Jön Türkler Paris'te toplantı halindeler. İsyan olasılığının sebebi halkta Rumeli'nin elden çıkma endişesinin olması. Düşman bunu istiyor evladım. Memleket yıkılıyor diye şaiye yayacaklar. Rumeli elden çıktı diye herkesi korkutacaklar ve bu bir isyana dönüşecek. İsyanlar büyüyecek, memleketi yıkımla karşı karşıya bırakacak. Milletini, vatanını, bayrağını düşünenleri bu yalanla kandıracaklar. Bizim hakkından gelmemiz gereken en büyük düşman işte o korku. Memleket elden gidiyor korkusu. Bunu bertaraf etmek için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizi yapmaktan geri durmayacağız. Toprağımıza, insanımıza hak ettiği kıymeti vermeye devam edeceğiz. Yılmayacağız. Hala yıkılmadığımızı, ilerlediğimizi göstereceğiz onlara. Yılmayacağız, yıkılmayacağız hünkârım. Yılmayacağız hünkârım. Eyvallah. Ümit olacağız. Son ana kadar ümit vereceğiz. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Eyvallah evladım. Millet bir bütündür. Vatan bir bütündür. Bayrak yerinde dalgalanmaya devam edecek diyeceğiz. Hünkârım, küffar dört yandan kuşatma gayretindeyken tüm bunları nasıl yapacağız? Paşa biz değil miyiz? Dostuyla bir mağarada, müşriklerin tasallutu altındayken hem o müşriklerden hem de o mağaradan kurtulan alemlere rahmet Peygamber Efendimiz'in ümmeti. Tarık bin Ziyad'ın korkan ordusuna cesaret vermek için arkasındaki gemileri yaktırıp şimdi önünüzde deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz var destanını dinleyerek büyüyenlerden değil miyiz biz? Biziz hünkâr. O halde ne gam paşa? Rehber belli, kıble belli. La galibe illallah. Değil dört, 14 taraftan gelseler gam yok. Gam yok hünkâr. Kaygı yok, yeis yok. Biz o hikayeleri o mağarada dinliyormuş gibi yüreğimizde iman, mücadeleye, çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah hünkâr. Hizmetlerimiz ne olacak hünkârım? Toprağa, halka hak ettiği kıymeti vermeye nasıl devam edeceğiz? Toprağı yaşatarak, insanı yaşatarak evladım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Demir yolu projelerimizi tamamlayacağız. İhtiyacın hasıl olduğu yerlerin eksikliklerini ivedilikle gidereceğiz. Kurak arazilerimize, ovalarımıza can suyu olacağız. Çiftçimize, çobanımıza hizmet götüreceğiz. Köyde İneğinin sütünü sağan teyzelerimizin, amcalarımızın o sütü satabilmelerine imkan sağlayacağız. Mühendishaneler, tıbbiyeler, mektepler, yetimhaneler açmaya devam edeceğiz. Sokaklarda adaleti, emniyeti hükümran kılmaya devam edeceğiz. Bugün dünden daha fazla çalışacağız. Buyurun Sadı Hasan Paşa. Hünkârım, af buyurun. Mühim bir mesele var. Buyurun paşa, dinliyorum. Hünkârım, Rumeli'de isyan çıkmış. Malumatı Selanik'teki Yarbay Nazım Bey'den edindik.
Yeni bir dünya kuruluyor Karaso. Galipler ve mağluplar var. Yalnızca iki taraf. Beklemek zarar. Yarın çok geç olacak. Son perde yazıldı Sabahattin. Geriye bir tek sergilenmesi kalacak. Ne zaman? Laf kalabalığından fazlası gerek Karaso. Fazlası var. Var. Telaş etme. Kongrede mühim kararlar alındı. Osmanlı'da yeni durum meydana gelene kadar silahlar bırakılmayacak. Abdülhamid'e ilan edilecek olan da budur. Kan akacak. Ve açılan yoldan bizler geçeceğiz. Rumeli. İsyanlar dinmeyecek. Silahlar susmayacak. Esat Paşa. Oo paşam hoş geldiniz. Hoş geldiniz paşam. Hoş geldiniz paşam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Vaziyet nedir paşam? Vaziyet iyi. Ateşi yaktık. Yangını bekliyoruz. Zafer yolumuzu aydınlatacak olan yangını. Paşam isyanı başlattınız. Sırada ne var? Meşrutiyet. Meşrutiyet ilan edilecek. İstibdat yıkılıyor çok şükür. Hayırlısı. Paşam siz Arnavut kralı mı olacaksınız? Ne acele böyle? Her şey sırayla. Osmanlı'nın artık yeni bir siyaset yoluna ihtiyacı var. İlk önce yeni meclise mebus olacağım. Abdülhamit'in yeni meclisi ilanını bekleyeceğiz. İnşallah. Sokağa dökülenlerin talebi nedir paşa? Hünkârım, meşrutiyetin ilan edilmesini istiyorlar. Gerekçeleri nedir? Hünkârım, Reval görüşmeleri. Reval'de aleyhimize alınan kararları meşrutiyetin ilanı durdurur diyorlar. Meşrutiyet bizim siyasetimizde de gerçekleştireceklerimiz arasında. Lakin bugün değil. Meşrutiyet için henüz erken. Hünkârım, devlet kadrolarında itimat bu kadar azalmışken meşrutiyeti ilan etmeniz büyük zararlara yol açabilir. Diyelim ki meşrutiyeti ilan ettik. Kimler mebus olacak? Kimlerin neye hizmet ettiği biliniyor mu? Bugün hain olanlar yarın mebus oldukları vakit bunun neticesi ne olur? Vaziyet böyleyken istikameti neye göre belirleyeceğiz? Meşrutiyet bizim için lüzumludur. Lakin bugünün meselelerinde çözüm sağlamayacaktır. İçerideki hainleri ifşa etmemiz gerekir. Hünkârım, zararlı isimleri hala tespit etmedik. Belki hala etrafımızda hainler var. Devletin altını oymaya çalışanlar ellerini kollarını sallayarak geziyorken meşrutiyeti ilan edemeyiz. Evvela o hainleri ortaya çıkarmamız lazım. Milletin siyasetini emanet edeceği güvenilir isimlerin bir araya gelmesi için böyle bir temizlik yapmamız şart. Bu yüzden de meşrutiyetin en az 5 yılı var. Lakin bugün bunu talep eden halk samimi bir hissiyatla vatanını, bayrağını, milletini müdafaa hususunda bunu samimi bir hamle olarak görüyorsa onlara kızacak, kusur bulacak değiliz. Lakin bunu talep edenler gerçekten bu hissiyattalar mı? Ya da kandırılıyorlar mı? İşte asıl mesele bu. Siz Nazım Bey'le irtibatı kesmeyiniz paşa. En ufak şeyde malumat alalım. Mümkün mertebe zor kullanmasınlar paşa. Meseleyle alakalı da tahkikat başlatılsın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, Makrıköy'de bahsettiğim gibi masonların içindeki şahsi vazifemi tamamladım. Hünkârım,
Mahmut Celaleddin. Hünkârım. Yorgun görünüyorsun. Hünkârım, buraya geldiniz. Sağ olunuz. Size yazdığım mektuptaki her şey hakikattir hünkârım. O mektupta bahsettiğim her şey benim gizli gayemdir, gizli planımdır. Mektupta da söz ettiğim gibi hünkârım, niyetim masonların içine girerek onları bitirmekti. Kendimi onlardanmış gibi göstererek aralarına sızmak. Bu yolla onları bitirmek tek planımdı. Lakin anlaşılan onlar seni bitirdi. Diyelim onları kandırmak için böyle bir yola tevessül ettin. Peki niçin sakat numarası yapıp bizi kandırdın? Merhametimizden niçin istifade ettin? Sarayın altına bomba koyup niçin bizim canımızı tehlikeye attın? Hünkârım, sakat numarası yaparak onların benden şüphelenmemelerini, bir hain olduğuma inanmalarını sağladım. Tabii aynı zamanda içimizdeki hainleri de inandırdım. Sakat bir Mahmut Paşa'dan hiç kimse şüphe etmez, hiç kimse böyle bir adama dikkat etmezdi. Maksadım buydu. Bomba meselesine gelirsek, sizin de malumunuz hünkârım, bombalar sahteydi. Niyetim sarayın içindeki ve sarayın dışındaki içimizdeki hainleri deşifre edebilmekti. Sanırım başarılı da oldum. Bunları bitirmek için aralarına girdiğinizi söylüyorsunuz. Lakin bugüne kadar sadece bağlı olduğum lojadakilerin isimlerini öğrenebildik. Masonlara ait daha fazla bilgiye vakıf değiliz. Bize daha fazla bir şey vermen lazım. Yakında hünkârım. Yakında bütün düşüncelerimi tamamen size arz edeceğim. Devletimizin altına oymak isteyen hainlerin bütün ince planlarını size tek tek deşifre edeceğim. Yakında hünkârım. Nerede ve nasıl? Paris'te. Onlar benim hala hain olduğumu düşünüyorlar. Bu sebepten benden şüphelenmiyorlar. Paris'e gideceğim. Lakin hünkârım, affınıza mağruren, bu görüşmemizi ikimizden başka hiç kimse bilmemeli. Hiç kimse. Bunu sizden istirham edeceğim. Peki bize suikast tertipleyen o hain, o da mı mason? Hayır hünkârım. O mason değil. O İngilizlerin tetikçisi ve tek gayesi sizin canınızı almak. O zat benim de planlarımın az da olsa sekteye uğramasına sebebiyet verdi. O İngiliz haininin ismi hünkârım, Palmer. Bay Palmer. Mahmut Celaleddin. Her ne olursa olsun, bu işin sonunda mutlaka cezanızı çekeceksiniz. Kabulümdür hünkârım. Cezam neyse çekerim. Lakin buna pek fazla vaktiniz olmayacak. Hünkârım. Zira ben çok hastayım. Çok hızlı ilerleyen bir hastalığım var. Sanırım yakında öleceğim. Ölmeden önce devletime ve size son bir hizmette bulunmak tek dileğimdir. Hünkârım. Ben kız kardeşinizin kocasıyım. Siz tahta çıktığınızda sizin yakınınızdaki, en yakınınızdaki paşanızım. Ben Mahmut Celaleddin paşanızım. Şimdi lütfediniz, elinizi öpeyim. Mahmut Celaleddin. Eski günler hatırına. O güzel mutlu seneler hatırına.
Yine size inanıyorum. Allah razı olsun hünkârım, Allah razı olsun. Hünkârım, bir daha Mahmut Celaleddin Paşa'nızı hiç görmeyeceksiniz. Bunu biliniz istedim. Allah ömürler versin. Palmer'in ismini size verdiğim gibi, o gün söz verdiğim üzere, şimdi de masonların isimlerini size veriyorum. Paris'te geçirdiğim 4 aylık sürede eksiksiz hepsini ve faaliyet alanlarını tespit ettim. Tafsilatını mektubun altına yazıyorum. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Mahmut Paşa'nız. Ederim. Hoş geldiniz Bay Karasu. Hoş bulduk. Buyurunuz, oturunuz. Efendim. İkinci Joint Türk Kongresi yapıldı. Beni almadılar. Lakin her şeyden haberdarız. İsyanlar başlıyor. Meşrutiyetin ilanı kaçınılmaz artık. Düğümü kan çözecek. Bay Karasu. Evladım Sebahattin Efendi. 7 düveli kasıp kavuracak ayaklanmada çıksa. Sizce bunun ne ehemmiyeti var? Düşünün. İsyanı başlatanlar sizi istemiyor ki. O yüzden buradasınız. Tasfiye edildiniz. İkiniz de. Pederim. Meşrutiyet ilan edilse bile, sonrasında gücü elinize nasıl almayı düşünüyorsunuz? Hele Abdülhamit, şu meclisi kursun da Mahmut Efendi. İşte o vakit Abdülhamit'le de, bizi tasfiye etmeye kalkanlarla da mücadelemize devam edeceğiz. Hünkârım, meşrutiyet hakkında ne düşünüyorsunuz? Henüz erken paşa. Meşrutiyet, meclis bunlar üzerinde etraflıca düşünülmesi gereken meseleler. İstikbal öyle kolay elde edilemez. Çaba ister, fedakarlık ister. Sağlam durmayan bir meclis, halkına itimat sağlayamayan bir meclis faydadan çok zarar verecektir. Elbette meclis de arzu ettiğimiz idare biçimlerinden sağlam şekilde kurulursa tabii. Peki ne yapacağız hünkâr? Evvela Nazım Paşa'dan hayırlı havadislerin gelmesini bekleyeceğiz. Nafiye Nezaretine haber ediniz. Biz hizmetlerimize devam edeceğiz. Emredersiniz hünkâr. Hünkârım. Buyurunuz İsmail Hakkı Bey. İkindi namazı için mescide geçebiliriz. Geçelim. Sıkıntıdan, buhrandan uzaklaşıp huzura talip olmaya gidelim. Son olduğunuz için tasfiye edildiniz. Meclis kurulsa bile Jön Türkler size gene aynı tepkiyi göstereceklerdir. Sen orayı dert etme pederim. Onlar silahlanacak. İsyan edecekler. Elbet bu hamle bize meşrutiyeti kazandıracaktır. Yani pederim, ceremesini onlar çekecek. Sonra sefasını biz süreceğiz.
Peki söyler misiniz? Bu fotoğraftakilerin kudreti buna yetecek mi? Hiç şüpheniz olmasın. Öyle mi? Peki kim bunlar? Bunların hepsini tanıyor musunuz? İsimleri elinizde mi? Hayır. Hepsini değil. Lakin işimize yarayacakları tanıyoruz Bedir. Bedir'im. Sığınarak sizden bir istirhamım olacak. Özel bir konuda evladımla ailevi bir meseleyi görüşmek istiyorum. Mühim bir mesele değil umarım. Mühim bir mesele. Bize müsaade ederseniz. Buyurun. Bay Karasu. Sağ olunuz. Rica ederim. Hepsinin isimlerini öğreneceksin. Bu son şans. Bunu bil. Dediklerime öyle kulak ver. Senden mühim bir hizmet bekliyoruz. Hanedana hizmet. Bu fotoğraf içerisindeki masonları, hem isyanın içindeki vatanperverlere hem de saraya göndereceğiz. Neden bedelim? Böylece isyancılar kendi içlerindeki hainleri tasfiye edebilecekler. Abdülhamit de hainlerle vatanperverleri birbirinden ayırt edebilecek. Sebahattin. Gerekirse bu kara suyu da faydana kullan. O zaman isimleri daha rahat öğrenebileceksin. Artık her koyun kendi bacağından asılacak. Dört ayak basmaya bakacaksın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Ya Rabbi, akıbetimizi hayır eyle. Bizim için şer gibi görünenleri hakkımızda hayra tebdil eyle ya Rabbi. Amin.
Bu memleketin evlatlarına birlik ve beraberlik lütfeyle. Düşmanı bize bakıp da güldürme ya Rabbi. Ya Rabbi, bu milletin evlatlarına Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh efendimiz gibi teslimiyet nasip eyle. Amin. Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh efendimiz gibi her meseleye adaletle yaklaşmalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh efendimiz gibi dirayetli olmayı nasip eyle. Amin. Hazreti Ali kerremallahu veçe efendimiz gibi kılıcını zalime keskin olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, yedi düvel bir araya geldi. İslam ordusunu mağlup etmek istiyor. Aramıza nifak tohumları serpmek istemekte. Ya Rabbi, sen düşmana fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eyle. Ve sen bize bir kudret nasip eyle ya Rabbi. Amin. El-Fatiha. Ağzınıza sağlık İsmail Hakkı Bey. Rabbim dualarınızı dergâh-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. İnşallah. Amin. Müsaadenizle. Tamam evladım. Çıkabiliriz. Nedir paşa? Hünkârım. Hicaz Demir Yolu'yla alakalı olarak Nafia Nezaretindeki mühendislerimiz hazırmış. Rıza Paşa Nezaretinde siz bekliyorlarmış. Peki. Peygamberimize kavuşmak arzusuyla gecelerini gündüzlerine katıp çalışan evlatlarımızı bekletmeyelim o vakit. Buyurunuz gidelim. Kani. Buyurun paşam. Kani. Bu mektubu Paris sefiri Minir Paşa'ya götür. Sebahattin Efendi'den yeni isimler öğrendikçe listeye onları da ekleyeceğim. Böyle söylersin. Emredersiniz paşam. Kardeşim. Refik. Değişmişsin. İnsan her geçen gün biraz değişiyor Talat. Aylar geçti. Bırak o kadar farklılık olsun ha. Doğru diyorsun. Nasıl geçti Paris? Her şey tamam. Konuştuklarımızın hepsini eksiksiz yaptım. Netice ne peki? Elimizde ne var? Birçok şey. Hem teşkilatlandırdığımız dostlarımızın beklenti ve tavsiyeleri, hem de kongredekilerin tavsiyeleri. Ziyadesiyle memleket için çok faydalı olacak şeyler. Umuyorum ki hünkârımız da bu tavsiyelere kulak verecektir. İnşallah. Hadi, zaptiyelerin eline düşmeden bir an önce gidelim. Hadi. Malum, kılık değiştirsem de tanırlar beni. Hünkârım. 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 Buyurunuz paşa. Hayrola? Selanik'ten kötü bir havadis var. Nedir? Yarbay Nazım Bey vurulmuş hünkârım. Vaziyeti nedir? Vaziyeti kötü hünkârım. Tedavisine başlanmış. Lakin hayati tehlikesi mevcut. Nasıl olmuş peki? Suikast hünkârım. Kimin yaptığıyla alakalı henüz net bir malumatımız yok. Tahkikat başlatıldı. İsyanlar ne vaziyette paşam? Aynı paşam. Aynı. Evlat. Emredin. Şemsi Paşa'ya söyleyiniz saraya gelsin. Emredersiniz çünkü. Dönünce kendisiyle görüşeceğim.
Dayım havadis aldıkça yeni bir mektup daha yazacak. Hünkârımıza gönderecek. Bunu alabilirsin. Dayım bunları para için yapmıyor. Hünkârımıza ve devletimize hizmet için yapıyor. Hünkârımız da bunları mektup gönderdiği için değil, saatine baksın diye yapıyor. Alın lütfen. Mahmut Paşa'nın vaziyeti nasıl? Günden güne ağırlaşıyor. Öyle bir an oluyor ki gözlerini tavana dikiyor ve saatlerce öyle kalıyor. Ölecek zannediyorum. Peki hünkârımızın teklifini düşündü mü? Katiyen dönmek istemiyorum paşam. Ne dönmeye takatim ne de öyle bir niyetim vardı. Bir de ben konuşayım. Nasıl derseniz paşam. Paris'e gider gitmez ilk olarak oraya gönderdiğimiz gençlerle buluştum. Onlar üzerinden teşkilatlanmanın kalan kısmını tamamladım. Paris'e bilhassa ihtisaslı olanları göndermiştik. Muhakkak sana faydaları dokunmuştur. Hem de fazlasıyla. Bir kısmı neşredilen gazetelerde yazmaya başladılar. Lakin hiçbirisi hiçbir vakit teşkilatın dışında kalmayı istemediler. Selanik'tekiler de öyle. İyi adamları seçmişiz. Tabii ben de münferit bazı temaslarda bulundum. Hatırı sayılı paşalarla, sarayla doğrudan bağlantısı olan bürokratlarla görüştüm. Peki onlar ne diyor tüm bu olanların karşısında? Hünkârımızın muradını söylediler. Talat. Hünkârımız da bizden farklı düşünmüyormuş. O da meşrutiyeti ilan etmek istiyor. Eğer desem ki havalar açıldı, geldi bahar, murad odur ki benimle muhabbet eyle diyar. Hatırladın değil mi bu şiiri? Sen okumuştun bana ilk kez. Pek severdin Şeyh Galip'i. Sen gözünü açınca buraya da bahar gelecek Aliye. Gönlümde çiçekler açacak. Bizi bahara daha fazla hasret bırakma kardeşim. Bir gelişme var mı? Yok. Size söylüyorum. Boşuna endişe ediyorsunuz. Aliye Sultan'ın iyileşmesi imkansız. İyileşemeyeceğine mi? Yoksa bu haline mi daha çok üzülüyorum? Bilmiyorum. Konuşabilir vaziyette olsaydı, siz şu an burada oturup kahvenizi içemezdiniz. Abdülhamit'in zindanlarında olurdunuz. Aliye'ye ben bir şey yapmadım. Onu ikna edebilirdim. Bu riske giremezdim. Senin hiç vicdanın sızlamıyor mu? O kadar insan. Victor, Stefano, Aliye. Hepsinin kanı bulaştı eline. Ben sadece bana verilen emirleri yerine getirdim. O emirlerden biri de sizi korumaktı. Victor o yüzden öldü. Aliye Sultan da o yüzden bu halde. Keşke hiç payitahta gelmeseydim diyorum. Kitabınız bizim için çok önemli. Abdülhamit'in hanedanının görünmeyen yüzünü sizin kitabınızı anlatacak insanlara.
Kitabımı bitirdim. Öyle mi? Babanız çok sevinecek bu habere. Okuması için gönderdiniz mi? Saraya da gönderdim. Yine kıyamet kopacak desenize. Payitahttan ayrılmadan önce saraya ziyarete gitmek istiyorum. Ali'yi de görmem mümkün mü acaba? Hususi hemşiresi, hekimi var. Sultanlar dışında da kimsenin odasına girmesine izin vermiyorlar. Her şeye rağmen özleyeceğim payitahtı. En aydınlık, en karanlık günlerimi yaşadım burada. Payitahttan mı yoksa Abdülhamit'ten mi uzaklaşacağınız için üzgünsünüz? Gel. Paşam, Şehzade Ahmet Nuri Efendi sizinle görüşmek için gelmişler. Al evladım içeri. Emredersiniz paşam. Buyurun. Buyurun şehzadem. Sağ olun paşam. Lakin oturulacak vakit değil. Mesele nedir? Selanik paşam. Yarbay Nazım Bey vuruldu. Büyük bir isyanın başlaması mevzubahis. Hünkârımız meseleyle ilgili görüşmek için sizi saraya bekliyor. Buyurun şehzadem. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz hünkârım. Hoş bulduk paşa. Maşallah, maşallah. İşte gecelerini gündüzlerine katan, Irakları yakın eden bu memleketin mühendisleri. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Allah sizleri de bu toprakların başından, bu topraklara hizmetten eksik etmesin inşallah. 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 Hicaz Demir Yolu'nda sona gelmişiz, işittik. Bu sebeple hem emekleriniz için tebrik etmeye hem de gelinen son noktayı öğrenmeye geldik. Buyurun sizleri dinliyorum. Hünkârım, tren yolunun tamamlanması için en zor zamanları geçtiğimiz 4 yıl içerisinde yaşadık. 1903 yılında hatta Amman'a, 1904'te ise Man'a ulaştırdık. Ancak sonrasında yaşadığımız Akabe sıkıntısından dolayı bir müddet sekteye uğradık. Çünkü Mağan'dan Akabe'ye bir şube hattı kurarak Kızıldeniz'e çıkmak istedik. Demiryolunun Kızıldeniz'e ulaşması asker ve silah sevkiyatımızı kolaylaştıracaktı. İngilizlerse buna mani olmak istediler. Lakin hamdolsun zat-ı devletlerinizin ferasetiyle İngilizlerin önümüze çıkarttığı sıkıntıyı def ettik. Hayfa mevkiindeki demiryolu şirketini içindeki inşaat malzemesiyle satın alınca hattı Hayfa'ya bağladık. Ve biz gayemizi yine gerçekleştirmiş olduk. Demiryolu Akdeniz'e yine ulaştı. Buyurunuz, devam ediniz. Geçtiğimiz ay ise demiryolu El Ula'ya ulaştı. Son olarak da Medine'mize demiryolunu getirdik. Seferler için emirlerinizi bekliyoruz hünkârım. Daha evvelden emrettiğim gibi raylara keçe döşen değil mi evladım? Döşettik hünkârım. Hala. Bizi yükseltecek olan yegane şey dinimize karşı duyduğumuz aşktır. Rabbimizin Habibim diye seslendiği, Enbiya'nın arkasında saf tuttuğu, 18 bin alemin Mustafa'sı, Ahmed-i Mahmud'u Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhunu rahatsız etmeyelim. Keçe döşetilmesini işte bu sebeple istedim. Rabbim bugün demir yoluyla Habibine kavuşmamızı nasip ettiği gibi, yarın ahirette de kendisine komşu eyler bizi inşallah. Amin. Amin. Beni en çok mesut eden şey de bu hatta çalışan evlatlarımızın tamamının devlet eliyle yetişmiş olması. Sen tahsilini nerede tamamladın evladım? Paris'te hünkârım. Peki imkanını neyle sağladın? Devletimizin verdiği burs ile hünkârım. Lakin biz seninle geri dön, devletin için çalış diye bir anlaşma imzalamadık. Niçin geri döndün evladım? Bu devlet beni okuttu, yetiştirdi. Borcumu ödeyebilmek için. Rıza ilahiye nail olabilmek niyetiyle hünkârım. Maşallah, maşallah. Maşallah. Demir yolunda askeri tedbirler alındı mı? Demir yolu yapılmadan evvel nasıl ulaştılarsa bundan sonra da ulaşacaklardır. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Tedbirlerimizi sıkı aldık hünkârım. Medine'ye varacak olan ilk seyahatte vagonların içinde hediyeler olacak. Sure alayını artık Hicaz demir yoluyla göndereceğiz. Eskiden imkan olmamasına rağmen her yıl giderdi Sure alayları. Artık demir yolumuz var.
mübarek toprakların ihtiyaçları için, oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları için hediyeleri daha sıklıkla göndermek icap eder. Kubbe-i Hadra'nın ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu bize bir lütuftur. Paşa, sıkı bir hazırlık yapalım. Bir an evvel hediyeleri hazırlayıp merasimle uğurlayalım. Emredersiniz hünkâr. Bizler Hadimül Harameyniz. Mübarek beldelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, oralara ihtimam göstermek, temizliğini yapıp Ravza'nın ihtiyaçlarını karşılamak vazifemiz değil, boynumuzun borcudur. İşte Suriye alayları bunun için vardır. Hadimül Harameyn, yani oranın hizmetkarı olmak işte bunu gerektirir. Hamdolsun bu şerefe dedem Yavuz Sultan Selim Han'ın vesilesiyle nail olduk. Bundan sonra da devam eder inşallah. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Var mı ters bir şey, aksi giden? Peki Ahmet Rıza nerede? Az evvel ayrıldı. Ha. Mühim bir iş içinmiş. Bila. Nedir bu? Bu fotoğraftaki isimleri öğrenmemiz gerek. Öğreniriz şimdi. Buyurun paşam, buyurun. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Sizi böyle görmek yüreğimi parçaladı Mahmut Paşa. Kalkamadım, kusura bakmayın. Hayat paşam, ne yaşayacağını, ne vaziyete düşeceğini pek bilemiyor insan. Gelin inat etmeyin, sağlığınız fena. Sizden ricamdır, dönün payitahta. Hünkârımız da gelsin, daha iyi koşullarda tedavisini olsun buyurdular. Sizin için en hayırlısı bu. Yok paşam, yok. Dönemem paşam. Vallahi de dönemem. Billahi de dönemem. Paşam, benim kaderim belli. Siz beni boş verin. Bizim daha mühim meselelerimiz var. Allah hünkârımıza uzun ömürler versin lakin. Benden vazifeyi bırakıp dönmemi istemez. Kararımı mani görmeden uygulayabileyim. Benim vaktim bitiyor, bunu biliyorum. Kendimi kandıracak değilim. Bir hayat yaşandı. Ve ölüm şurada. Kapının hemen dışında. Bu vazifeden sonra bir yükü daha sırtlanacak dermanım yok. Beni anlayın. Ah paşam. Şemsi Paşa. Rumeli'de bir isyan çıktığı haberi geldi. İsyanın niye çıktığı belli. Lakin arkasında kim olduğunu bilmiyoruz. Bu isyan neticesinde bölgeyi tetkik etmesi için vazifelendirdiğimiz Yarbay Nazım Bey'e bir suikast tertip edilmiş. Hünkârım bağışlayın. Vaziyeti nasıl? Maalesef ağır. Millet Reval'de çıkan kararların neticesinde isyan ediyor. Bu isyanın muhtevasını öğrenmenizi istiyorum. Kim ne sebeple yapıyor? Daha belirleyici vesikalar gelmeli önüme. Öğrendiğimizde ne yapmamızı istersiniz hünkârım? İsyanı bastırmayınız paşa. Ben kardeşi kardeşe kırdırtmam. Kardeşi kardeşe katlettirtmem. İsyanın sebebi her neyse bunu lehimize çevirebiliriz. Bazen memleketin içerisinde müzakereler yapılarak memleketin dışarısında alınan kararlarla alakalı tepkiler ortaya konabilir. Siz işin içinde kimlerin olduğunu öğrenin evvela. Vatanperverler mi, değiller mi bir görelim.
Niyetleri nedir? Evvela onu öğrenelim. Emredersiniz hünkârım. Paşa. Buyurun hünkâr. Bundan böyle Rumeli valisi sizsiniz. Yetkinizi ona göre bilin. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Buyurun. Allah'a emanet olun. Müsaadenizle hünkârım. Çıkabilirsin evladım. Hünkâr. Buyurun efendim, borç kaydınız. Ne kadarlık bir kısmını bugün ödemem şart? Açıkçası tamamının bugün ödenmesi bekleniyor efendim. Doğrudur, lakin bir miktar imkan talep ediyorum sizden. Nedir miktar? Ben ödemek isterim. Siz elinizdeki parayı Mahmut Paşa'nın diğer ihtiyaçları için harcarsınız. Ne kadar parası kalmış olabilir? Sizi durdurmam kendi irademle değil Bay Karasu. Bana kalsa buyurun ödeyin. Lakin dayımın kesin emri var. Borçlarını bir başkasının ödemesini istemiyorum. Peki. Siz bu miktarı hesaptan düşün lütfen. Geri kalanını bir an önce halledeceğim ben. Pederim kendini için inmedi. Vaziyeti biraz fena. İnmek istemedi. Şimdi mi söylüyorsun bunu? Arnavutluğu, Makedonya'yı ve Selanik'i bizden koparmak istiyorlar. Hünkârım, böyle bir vakitte birlik olmamız icap eder. Öyle paşa. Lakin sokağa düşenler devletin istikbalinin biraz müzakereyle hallolabileceğine mi inansalar? Aklı selim, sakin şekilde bu işi çözebileceğimizi bilseler. Peki ya meşrutiyet taleplerine ne yanıt vereceksiniz hünkârım? Evvela Şemsi Paşa gidip meseleleri yakinen bir takip etsin bakalım. Meşrutiyeti biz de istiyoruz. Bunun lüzumuna inanıyoruz. Daha evvel meşrutiyeti ilan etme cesaretini gösteren yine bizim idaremiz olmuştu. Lakin şu an değil. En az bir 4-5 yılı var. Vakit ne gösterir? Bir muamma. Olası bir cihan harbi yaşanırsa sonrasında memleket için hayırlı bir meclis ilan edilebilir. Lakin şu an için erken. Görmüyor musunuz? Bu isyan karşısında gülümseyen düşman var. Revalin etkisiyle bir meşrutiyet rüzgarının neler getireceği belirsiz. Biz bugüne kadar mesela Ermeni tebaamızı devletin en yüksek mevkilerine kadar çıkardık. Birçok Ermeni ve Rum paşamız var. Bunlar devlet terbiyesinden geçerek o mevkilere geldiler. Bunu hak ettiler. Lakin bu meclis oluştuğu vakit bu devlet için çalışmayacak vekiller çıkacağından korkuyorum. 93 harbinde bunu tecrübe ettik. Beni tek düşündüren bu. Mümkün olsa da o vekiller de devlet terbiyesinden geçse, meclis öyle kurulsa. Mahmut Paşa'dan mı hünkâr? Evet. Mahmut Paşa bize masonların listesini göndermiş. Vahki hala daha hepsi tasfiye edilmemiş. Şimdi böyle bir vaziyette nasıl meşrutiyeti ilan edelim? Meşrutiyetle birlikte açacağımız mecliste bu adamların vekil olarak bulunma riski yok mu? Çok haklısınız hünkâr. İsyan edenlerin de bu hainlerin farkında olduğu yazıyor. Yollarını onlarla ayıracaklarmış. Belki bu mümkün olursa gönül ferahlığıyla meşrutiyeti ilan edebiliriz. Mahmut Paşa bir Jön Türk
kongresine katılacakların isimlerini bildireceğini söylemiş. Onları tespit eder, isyan edenlere gönderirlerse belki meşrutiyete biraz daha yaklaşmış oluruz. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Size de acil şifalarınızı dilerim Mahmut Paşa. Sağ olunuz Bay Karazı. Sebahattin. İstediğim evrakları getirdim evladım. Pederim. Artık Saatin'le ilgilen sen. Ne yapacaksın öğrenemediğin isimleri? Seni kıramadım. Gitti ki öğrendim. Bilmem şart evladım ben. Neticede artık Fransa'dayız. Burada istikbalimizi tayin edebilmemiz için herkesi tanımalıyız. Sebahattin. Bıkmadın mı ayak işleriyle uğraşmaktan? Hürriyet peşinde koşmaktan? Bıkmadın mı? Artık kendi fikirlerinin peşinde gitme zamanın geldi. Dur mu? Al ardına destekçilerini. Yolunda yürü. Nasıl peder? Nasıl? İşin nasılına takılıp heba olan çok oldu. Sen kendinden, fikirlerinden emin ol. Yol zaten önünde belirecek. Sen zeki bir adamsın. Artık ayak oyunlarını bırak. Fikri olarak memlekete hizmet edecek teşebbüsi, şahsi fikirlerle alakadar ol. Bırak bu işleri. O şahsi fikri meselenin peşine düş. Canım evladım. Benim aslan oğlum. Aslan oğlum. Necip, yarın bana Rumeli'ye bilet al. İsyanın arkasında kimler var? Yarbay'a kim suikast yapmış? Hepsini bizzat yerinde öğreneceğim. Abi, lüzum eden yazışmaları ben yapıyorum. Şemsi Paşa Selanik'e gitti. Orada vaziyeti tetkik edecek adamlarımız var. Sen bana mı, onlara mı itimat ediyorsun? Anlıyorum. Bu da böyle çaresiz. Bana kısılmış halde hissediyorsun kendini. Lakin hünkârımız Palmer'in de ölümünden sonra senin ortalarda fazla görünmeni istemiyor. Bırak. Biraz sular durulsun abi. Sular durulmayacak Necip. Daha da coşacak. Sel olup vatanı boğmadan bir şeyler yapmalı. Bir şeyler yapmalı ya. Yahu anlasana. Hünkârımız senin bu evden çıkmanı bile yasakladı. Artık senin hizmetini istemiyor abi. Necip. Hünkârımıza, vatanıma hizmet etmek istiyorum. Bak Necip,
Seni koruyabilmek için ben bu vaziyete düştüm. Sana yardım edebilmek için. Şimdi sen bana yardım edeceksin. Paşam. Paşam. Bu meclise hepinizin icabet etmiş olması şahsım için pek kıymetli. Evvela bu hususta hepinize teşekkür ediyorum. Ziyaretiniz için bizler teşekkür ederiz paşam. Gelme sebebiniz nedir? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Meşrutiyet rüzgarı. Ziyaret sebebimiz bu meseledir. Hünkârımızın emriyle geldim. Gerilmeye, sıkılmaya lüzum yok efendiler. Zihinlerinizden geçenlere vakıfız. Bu odadaki herkes bu rüzgarın çıkmasında küçük ya da büyük pay sahibi. Lakin biz buraya hesap sormaya, ceza kesmeye gelmedik. Müzakere için buradayız. Siz anlatacaksınız. Sonrasında da biz bu rüzgarın önüne set çekmenin uygun olup olmadığına karar vereceğiz. Lakin şükür ki Yarbay Nazım Bey'in vaziyeti iyi. Yoksa bizi buraya getiren rüzgar değil, fırtına olurdu. Bundan sebep tavrımız da daha farklı olurdu. Evet, sizi dinliyorum. Niye meşrutiyet ilanını talep ediyorsunuz? Paşam, rebel görüşmeleri malum. Rumeli'yi göz açıp kapatıncaya kadar kaybedeceğimiz konuşuluyor bütün gazetelerde. Avusturya askeri birlikleri hedefini Rumeli aldı diye çıkan söylentiler ortada. Biz meşrutiyeti şahsımız için değil, vatanımızın daha kuvvetli olması için istiyoruz. Bize karşı cephe kuranların kötü emellerini bu sayede alt edeceğimize inanıyoruz. Meşrutiyetin ilanı ne hünkârımızın saltanatına zarar verecektir, ne de bu vatanın bölünmezliğine. Biz istiyoruz ki memleketin siyasetinde hünkârımızın yanında mebuslar da söz sahibi olsunlar. Daha çok ses, daha çok fikir, daha yerinde hamleler getirecektir. Ermenisi, Rumu, Arnavutu, Yahudisi memleketin idaresine katılırsa memleketten ayrılma fikri de ortadan kalkacaktır. Avrupa'da hasta adam diye anılan devletimizin şifası meşrutiyet ilacında mevcut paşam. Meşrutiyet için ilaç diyorsunuz. Bir ilacı piyasaya sürmeden evvel onun tesir kuvvetini, zararlarını, faydalarını görebilmek için ilacı tecrübe etmek gerekir. Biz bu meşrutiyet ilacını daha evvel tecrübe ettik. Tesirlerinin ne olduğu hepimizin malum. Yine de buna hünkârımız karar verecektir. Hünkârım. Sultanım. Rahatsız etmiyorum ya. Elbette rahatsız etmiyorsunuz. Hoş geldiniz. Ben de Meri Hanım'ın kitabını okuyordum. Az kalmış bitirmek üzeresiniz. Nasıl buldunuz? Şaşırtıcı. Kendisini yarın kitabı konuşmak için saraya davet ettim. Burada kalmasını istediğiniz için kendinizi suçluyorsunuz, öyle değil mi? Evet hünkârım. Aksine ben doğru bir şey yaptığınızı düşünüyorum. Aliye kızımızın vaziyeti nedir? Bir değişiklik yok hünkârım.
Onca hekim seferber oldu, türlü türlü tedaviler denediler. Lakin bir faydasını göremedik. Her şeyin bir vakti vardır. Hünkârım, sultanım, beklediğiniz kutu geldi. Çok şükür. Şöyle alalım. Siz bu kadar heyecanlandıran nedir hünkârım? Birazdan göreceksiniz sultanım. Müsaadenizle hünkârım. Sağ olunuz paşa. Sultanım. Asker, buyurun evladım. Gel pederim. Gel. Ah pederim ah. Her şeyin başka şekilde cereyan etmesini o kadar isterdim ki Sebahattin. Ne gibi? Evvela ailemizin vaziyeti. Rıfat'la alakalı dediklerini işittim. Haklı tarafların da var. Lakin... keşke bir yumruk gibi olabilseydik. Devlet-i Aliye'nin içinde. Başından sonuna kadar sadakatle vazife alabilseydik keşke. Odalarında saklambaç oynadığın o sarayda sen de vazifesine mahir bir paşa olabilseydin keşke. Ne demek bunlar şimdi? Günah mı çıkarıyorsun Mahmut Celaleddin Paşa? Günah falan çıkardığım yok evladım. Bir çare, bir yol arıyorum. Senin için bir yol arıyorum. Sebahattin böyle hayıflanarak, sağa sola savrularak bir yere varılmaz. Kendi yolunu çiz. Bir istikametin olsun. Baban başaramadı. Belki oğlumu muvaffak olur. Dediklerimin neresinde fena bir şey var? Var. Var bederim. Benim için fena bir şey var. Lakin şimdi Sıhhat'in vaziyetin kötü. Kendine geldiğinde, sıhhatli bir şekilde düşünmeye başladığında yine aynı fikirdeysen o zaman tartışırız bunları. Hoş geldin amca. Hoş bulduk kızım. Bugün de sana verebilecek iyi bir haberim yok. Yarın olur inşallah. Bu hırka... babamın hırkası. Doğrudur. Doğrudur kızım. Bismillah.
Hava karardığı vakit üzerine ceket falan almaz, hep bu hırkayı giyerdi. Eskidi bu giyme artık derdik. Rahat ediyorum derdi. Geçen gece çalışırken bir üşüme geldi, bir titreme. Hani böyle bahar günü üzerine kar yağar ya, işte öyle bir soğuk. Sonra eski günleri hatırladım. Abim üşüdüğünde giydiği bu hırkayı, birlikte geçirdiğimiz o vakitleri. Bir an baktım üşümem geçmiş. İçim ısınıvermiş. Dedim ki hayali bile içimi böyle ısıtıyorsa, gidip Ali'ye kızımızın üstünü örteyim. Babasının kokusunu alır da belki onun da içi ısınır, gözlerini açar. İnşallah. 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 Revel'in etkileri ortada paşam. O görüşmede onlara göre memleketimiz pay edildi. Buna karşı mücadelemize hünkârımızın meşrutiyeti ilan etmesiyle başlamalıyız. Vatan toprağının bölünmesinden, Rumeli'nin elden gideceğinden yana endişesi olan halkın silkelenip bir araya gelebilmesi için halkın her kesiminin temsil edileceği bir meclis kurulmalı paşam. Hem bu meclisle azınlıkların hakları da daha iyi savunulacaktır. Bu memlekette Ermeni'den, Rum'dan paşa olmadı mı? Tebaanın hakkını bilip de gözeten hangi kesimin adalete, hakkaniyete, kıymete muhtaç olduğunu söyleyebilir? Evvela bu meseleler sükunetle böyle meclislerde konuşulmalıdır. İsyan etmek zarar verir. Hoş geldiniz kıymetli valim. Çarptın. Ama kötü günler geride kaldı. Bak uyandın. Uyandın artık kardeşim. Babam. Babam buradaydı. Başucumda. Sabaha kadar başımda bekledi. Ruhu şad olsun. Konya Ovası, Anadolu'nun bağrı. Genişlik itibariyle hatırı sayılır büyüklükte bir ova. Paşalar, bir an evvel Konya Ovası ile alakalı yarım kalan sulama projesini hayata geçirmek istiyorum. Daha evvel bu meseleyle alakalı birçok çalışma yapıldı. Lakin hiçbiri şimdi düşündüğümüz plan kadar kuvvetli olmadı. Hünkârım, affınıza sığınarak. Başımızda bunca felaket varken siz Konya Ovası'nın ihyası için mi düşündünüz? Bizim vazifemiz her yere yetişmektir paşa. İsyanın da önüne geçeceğiz, hizmetten de geri kalmayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyametin kopacağını dahi bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz buyurmuşlardır. Şimdi size sorarım. Peygamber Efendimiz böyle demişken, bizim üzerimize düşen
bu meselelerle alakadar olmamak mıdır? Bağışlayın hünkârım. Hünkârım, daha önceki projeleri hatırlıyorum. Başarısız olmalarının sebebi Beşehir Gölü'ndeki suyun Konya Ovaları'na akıtılmadan önce Karabin Gölü'nde adeta tutsak edilmesiydi. Ve böylelikle Konya Ovaları'na bir türlü su akıtılamıyordu. Çünkü Karabin Gölü sığ bir göl. Bütün suyu emiyor. Daha önce bu mesele hakkında defalarca çalışma yaptırdım. Lakin bu sıkıntıyı aşamadık paşam. Lakin bu sefer aşacağız. Konya ve Anadolu'nun kuraklığa mahkum olmaması için bu mesele elzem. Ne düşünüyorsunuz hünkârım? Suyu Karabin Gölü'ne aktarmadan ovalara ulaştırmayı. Bu imkansız hünkârım. İmkansız diye bir şey yoktur paşa. Rabbimiz Konya Ovası gibi kurak bir mevkinin yanına Beyşehir Gölü gibi bir nimet vermiş. Bu nimeti kullanmalıyız. Az evvel de bahsettiğim gibi sulama meselesinde ana kaynak Beyşehir Gölü olacak. Beyşehir Gölü'nden alınan su 3 ihsale hattı, buna bağlı kanallar ve taksim merkezleriyle 217 kilometre uzaklıktaki Konya Ovası'na aktarılacak. Yani hünkârım, su Karabin Gölü'ne hiç ulaşmayacak. Evet paşa, aynen öyle. Lakin hünkârım, bu bize iki türlü sıkıntıya yol açar. Birincisi, Karabin Gölü'nü tamamen kendi haline terk etmiş oluruz. İkincisi, bu bahsettiğiniz hatları yapabilmemiz için mali kaynak. İkisi de sıkıntı olan meseleler değil paşa. Karabin Gölü'nü kendi haline bırakmayacağız. Bir yandan hatlarla sular taşınırken, bir yandan da Karabin Gölü kurutulacak. Böylece ziraat için elverişli bir alan kazanılacak. Bize zahmet verirken fayda verir hale gelecek. Mali kaynağa gelince, gelir gider hesabı etraflıca çalışılmıştır. Ziraat alanında işinin ehli ziraat mühendisleriyle görüşüldü. Bu proje için 19 milyon 600 bin frank ayrıldı. Hamdolsun devletimiz artık borçlarını ödemeye mahkum olan değil, gelirleriyle istikbaline yön verir hale gelmiştir. Hünkârım, projeyi hangi şirkete vereceğiz? Anadolu Kumpanyası. Daha evvel bu proje için isteklilerdi paşa. Layıkıyla yapacaklarını düşünüyorum. Onlara itimadım tamdır. Peki paşa. Buyurunuz. Emredersiniz hünkârım. Hayırlı uğurlu olun. İyi inşallah. Hayırlı, hayırlı olsun. Olsun. Ha. Yarbayım. Buyurun paşam. Aman, aman yarbayım. Yorma kendini. Hoş geldiniz. Kendinize geldiğinizi öğrenince koşup valimize haber verdim yarbayım. Bizim için koşturduğunuzu işittim Ahmet Efendi. Allah razı olsun senden. Aman yarbayım, lafı olur mu? Sizin için koşturmasaydım komşuluk hukukumuza gölge düşer, karanlıkta kalırdım. Ben sizleri yalnız bırakayım. Bir şey icap ederse kapıdayım. Şükür ki Rabbim sizi hanenize, vatanınıza bağışladı. Kim yaptı? Siz görebildiniz mi? Yok, yok paşam, maalesef sırtımdan yedim kurşunu. Demek sırtınızdan vurdular. Bir mekanın istihbaratı gelmişti bize. Art niyetlerin mekanı denildi. Mesele hassas. Tedbir için gittiğim yeri kimseye söylemedim. Baskın için çıktık yola. Binadan çıkarken faytona geçene dek arkadan yedim kurşunu. Mekan neresiydi? Beyaz Kule Kahvesi'nin iki sokak üstünde bir mahzen. Biz alakadar olacağız. Birliğim emrinizdedir paşam. Meseleyle alakalı hususi bir birlik tahsis ettik. Hallederiz inşallah. İnşallah. Gel yaver, gel. Yarbayım, İstanbul'a sevkiniz için her şey hazır. Tedaviniz orada devam edilecek. Ayrılık vakti geldi yarbayım. Ustat geçe kalmasın. Tez vakitte muaf-ı akiyetle sizi de İstanbul'a bekleriz paşam. İnşallah yarbayım. Lakin görüştüğüm paşalar da hünkârımız gibi bunun için henüz erken olduğunu düşünüyorlar. Hünkârımızın hassasiyetini de anlıyorum. Bunca kargaşa varken devlet idaresinde yeni bir reform tesis etmek istemiyor. Zamanını bekliyor. Aynen öyle. Lakin devlet hassasiyeti üzerine ben de sultanımızla aynı fikirdeyim.
Hünkârımız 32 yıldır bu devleti idare ediyor. Meşrutiyet ilan edildikten sonra varsın bir 32 yıl daha etsin. Bizim meselemiz hünkârımızla değil. Düşman azınlıklar üstünden bu memleketi parçalamak istiyor. Eğer bir meclis idaresi olursa o azınlıklar kendi topraklarını Osmanlı içinde temsil etme hakkına sahip olacaklar. İşte o zaman üzerlerine oyunlar kurmak istedikleri o azınlıklar ittihat olacaklar. Sultan da bunun farkında. Ama o azınlıklara güvenmiyor. Aramızdaki fark bu. Azınlıkların idarede söz sahibi olduğu gün geldiğinde devletin yıkılacağını düşünüyor. Ne diyeyim artık Refik? Biz üstümüze düşeni yaptık. İnşallah hünkârımız da bize meşrutiyeti bahşeder. İnşallah. Hünkârım. Buyurunuz paşa. Hünkârım, Nazım Paşa ile alakalı Şemsi Paşa ilk istihbaratları gönderdi. Durumu gayet iyiymiş hünkârım. Hayati tehlikesi yokmuş elhamdülillah. Elhamdülillah. Hünkârım kendisine gelmiş. Suikastin tahkikatı da devam ediyormuş. Çok yakında payitahta gönderilecekmiş. Geldiği vakit kendisiyle bizzat siz alakadar olun. Hekimlere söyleyiniz, onlar da alakadar olsunlar. Emredersiniz. Hünkârım. Aldığımız malumatlara göre meşrutiyet derdinde olan gençler ateşli olarak ısrarlarını sürdürüyorlarmış. Anlamıyorum ki paşa. Anlamıyorlar. Dillerine pelesenk etmişler meclisin durumuna. Lakin bu meclis milli bir meclis midir? Bundan emin değil. Korkuyorum. Hain kurdun. Meclisin içinde boy göstermesinden korkuyorum. Osmanlı Bankası'nın soyulmasını planlayan, hain pastırmacıyan gibilerin vekil yapılmalarından korkuyorum. İnşallah o günleri görmeyiz hünkârım. Hünkârım, Şemsi Paşa bu görüşteki şahsiyetlerle görüşmelerini devam ettiriyormuş. Vazifesine devam etsin mi hünkârım? Etsin. Emredersiniz hünkârım. Cenap Bey, hünkârımız Konya'daki bu kuraklığı dindirecek proje için sadakatinizi mükafat olarak size uygun gördü. Hünkârımızın bize uygun gördüğü vazife bizim için mecburiyettir. Rabbim bizi bu kıymetli projede mahcup ettirmesin. Amin. İnşallah. İnşallah. Çalışmalar o kadar kusursuz ki bize yalnızca işin başına geçip bu projeyi tatbik etmek kalıyor. Lakin hayretimi mazur görün paşam. Selanik'teki meseleler malum. Memleket büyük bir isyan eşiğinde deniliyor. Hünkârımız böyle bir vaziyette Konya'nın kuraklığını nasıl düşünebiliyor? Üstelik böylesine dahiyane bir projeyle. Cenap Bey, siz de benim mukayesemi mazur görün. Hünkârımız devlet yönetiyor. Piyasaya göre şirket yönetmiyor ki vaziyete göre bir şey yapmakla yetinsin. Devlette devamlılık esastır. Millet huzur istediği gibi hizmet de bekler. Hünkârımız huzura ket vurmaya çalışan isyanlarla da mücadele ediyor. Milletin beklediği hizmeti tesis etmek için de çalışıyor. Rabbim hünkârımıza uzun ömürler versin. Amin. Amin inşallah. Hepinizi tek tek bulacağım.
Hünkârım. Buyurun paşa. Hünkârım, Anadolu Kumpanyası ihaleyi aldı. Lüzumlu çalışmalara bir an evvel başlanacak. Âlâ. Sadrazam paşa. Meşrutiyet hakkında ne düşünürsünüz? Hünkârım, tehlikeli tarafları var belki. Lakin meşrutiyetle saltanatınız daha çok kuvvetlenebilir. Bu sebeple bizle küs olanların bizimle barışmasıyla tek vücut olabiliriz. Ben bizi sevenlerin sayısını nasıl arttırırız diye sormuyorum paşa. Milletin, devletin zararına olduğu için kabul etmediğimiz meşrutiyeti bir başıma kalsam dahi yine ilan etmem. Lakin bu kanaate varmak için müzakere etmekte fayda var. Düşman ellerini ovuşturmuş bizim sendelememizi bekliyor. Onların sevincine kazanç ekleyecek bir şey yapmanın eşiğinde miyiz, değil miyiz? Bunun kararını vermeliyiz. Artık üzülmeyin Fatma Sultan. Şükürler olsun ki Aliye Sultan gözlerini açtı. Günden güne daha iyi olacak inşallah. Hekime Hanım da başında, sağlığıyla ilgilenecek. Merak etmeyin. Çok şükür Allah'ıma. Bir de aklı yerine gelse, ne olduğunu hatırlasa. Sabırlı olun. Henüz kendine geldi sultanım. Daha konuşmakta bile zorlanıyor. Meri Hanım geldiler sultanım. Buyursun. Hoş geldin Meri. Buyur otur. Nasılsınız? Aliye Sultan nasıl oldu? Çok şükür gözlerini açtı. Öyle mi? Çok sevindim. Demek onunla konuştunuz. Pek sayılmaz. Aliye henüz konuşabilecek vaziyette değil. Aklı da bulanık biraz. Siz kardeşimi merak ettiğiniz için mi geldiniz? Aslında hünkârımız son yazdığım kitabımla ilgili görüşmek istemiş benimle. Onun için geldim. Bayan Mary, sadece merak ediyorum. Niçin böyle bir haber yaptınız? Şimdi sırada Bay Victor'u bizim öldürdüğümüze dair bir haber mi var? Ben bir gazeteciyim hünkârım. Dürüst bir gazeteci. Şahit olduğum hadiseleri ve hakikatleri yazmaktan da çekinmem. Bay Victor'un ölümüne gelirsek... Müşteri olunuz. Bunu her kim yaptıysa mutlaka ortaya çıkaracağım. Madem hakikatler sizin için bu kadar mühim... ...o halde sizin hakikatinizi ben size söyleyeyim. İster misiniz? O haberi yaptınız çünkü... ...babanız öyle emretti. Siz babamın... Ta en başından beri Bay Kassel'in sizin babanız olduğunu biliyorum. Demek kim olduğumu biliyordunuz. O halde beni misafir olarak değil de tutsak olarak tuttunuz. Eninde sonunda yargılamak, zindana atmak için. Bana büyük bir ders vermek istediniz. Bayan Mary, iddia ettiğiniz gibi dürüst bir gazeteci olarak... Bizi tanıdıkça saraydaki, haremdeki, payitahttaki nizamı gördükçe hakikatleri yazacağınızı düşünmüştüm. Lakin yanılmışım Bayan Mary. Victor'u biz zehirlemedik, biz işkence etmedik, biz öldürmedik. Sultanımın canına kastettiği halde. Peşin hükümleriniz aklınızı kapatan bir kılıf, basiretlerinizi örten bir perde olmuş.
sizi sağdan soldan çepeçevre sarıp hapsetmiş. Yani siz daracık bir hapishanede dışarıdaki gerçekleri göremeyen, duyamayan bir tutsaksınız Bayan Mary. Sizi yeniden tutsak etmeme lüzum yok. Şimdi istediğiniz zaman saraydan gidebilirsiniz. Payitahttan ne zaman ayrılacaksınız peki? Yarın sabah. Eğer müsaadeniz olursa Aliye Sultan'la görüşmek isterim. Bu pek münasip olmaz. En son görüşmenizde münakaşa etmiştiniz hatırlarsanız. Aliye'nin halet ve ruhiyesini kötü etkileyecek bir vaziyet olsun istemem. Bizi mazur görün Meri Hanım. Tabii. Anlıyorum sizi. Yarbay, Şemsi Paşa'ya bizim mekanın malumatını vermiş. Baskına gidilecekmiş. Yarbay'la vedalaşırken söyledi bana. Destek için tetikte olmamı söyledi. Hangi mekanımız bu? Beyaz Kule Kahvesi'nin üst tarafındaki mahzen. O nereden biliyormuş mekanı? Bilmiyorum. İstihbarat gelmiş. Yarbay vurulmadan önce biz o mekana baskına gidiyormuşuz. Mekanı toplantı yeri olarak biliyorlar ama. İşi bitirmiş olsaydık bunların hiçbiri olmayacaktı. Toplantı yeri diye gittikleri yerde hazine olduğunu anlayacaklar. Çünkü bütün Rumeli'nin ayaklanma planları orada. Baskından evvel mekanı boşaltmazsak Şemsi Paşa'ya yazık olacak. Nerede o şimdi? Bilmiyorum. Vaziyeti işitince hemen yanınıza geldim. Belki de çoktan harekete geçmişlerdir. Ben mekana. Onların yanına gideceğim. Sarı dolaba el sürmelerine mani olmaya çalışacağım. Eğer muvaffak olamazsan işi ben halledeceğim. Mekan çıkışında sizi izliyor olacağım. İşaretini veririz. Evlatlarım, nereye gittiğimiz muamma. Bizi neyin beklediğiyle alakalı kesin bir malumatımız yok. İçeridekilerin silahı, topu var mıdır, yok mudur bilmiyoruz. Kaç kişilerdir bilmiyoruz. Gittiğimiz yerin devletimize asilik edenlerin ini olduğu kesin. Lakin öldürmek bizim ikinci hamlemiz olacak. Silah bizim için sonraki hamle olacak. Hünkârımızın emridir. Evvela lisanımızı kullanacağız. Evet, 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 evet paşam. Gel. Paşam. Gel Kani Efendi. Buyur, otur. Dayım kongreye katılanların isimlerini eksiksiz tamamlamış. Hünkârımıza göndermenizi rica ediyorum. Hemen gönderelim. Sizden de hazırlıklı olmanızı istedi. Kongreye katılanlarla ilgili hünkârımız size bir görev tevdi edebilirmiş. Her daim hazırız. Mahmut Paşa'ya selamlarımı iletiniz. Baş üstüne, aleykümselam. Ne yemek istersin Aliye? Söyle, ne yaptıralım sana? Kaç gündür yatıyorum. Biraz uzun oldu. Kaç gün? Tam 3 aydır yatıyorsun. Başım dönmüş. Bayılmışsın. Düştüğünde de kafanı bir yere çarpmışsın. Öyle mi oldu Aliye? Meri Hanım'ın odasındaymışsın. Niye gitmiştin oraya? Ben hatırlamıyorum. Tamam, yormayın kendinizi. Zamanla nasıl olsa hatırlarsınız.
Kolay gelsin. Ben gitmeden Zuhal hemşireye teşekkür etmek istedim. Haremdeyken hastalandığımda bana çok yardımcı olmuştu. Vazifemiz Meri Hanım. Rica ederim. Şimdi sağlığınız nasıl? İyiyim. Birkaç dakikanız var mı Zuhal hemşire? Geliyorum şimdi. Ne oldu? Hani Aliye Sultan iyileşemezdi? Gözlerini açmış, zorlukta da olsa konuşuyormuş. Bizi söylemiş mi? Söyleseydi çoktan yakalanırdık. Hatırlamıyormuş. Bu hiçbir zaman hatırlamayacağı anlamına gelmiyor. Bu akşam Abdülhamit'le yemekte görüşeceğim. Ondan sonra hemen gideceğim buradan. Bence sen de kalma. Hatta yarın Paris'e benimle birlikte gel. Ondan sonra nereye istersen gidersin. Ama bir daha Osmanlı topraklarına geri dönemezsin. Yarbayım verdi. Ben de bu mahzenleri iyi bildiğimden size destek olmamı emretti. Tamam. Evvela tedbirli olacaksınız. İçeride ne bekliyor bizi bilmiyoruz. Ona göre. Telgrafhaneye git. Şifreli bir şekilde Firzovic'e gönder bunu da. Telgrafı gönderdikten sonra sakın imha etmeyi unutma. Mürekkep uçucu olsa da biz işimizi sağlama alalım. Tamam. Bekle biraz. Bunu da göndeririz. Evvela ayaklarını sıkacağız. Hadi, kazamız mübarek ola. Saldırın! Saldırın! Tekrar başına! Kıpırdamayın gidiyorum! Ver arkanı! Götürün bunları. Kıpırdama çabuk! Şöyle gel! Şöyle gel! Yürü! Geç şöyle! Her yeri arayın. Elinize geçen her şeyi bana bildirin. Yürü! Sen de! Hadi! 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 Nedir o paşam? İhanetin ispatı. Bunu hünkârımıza bildirmeliyim. Asker! Arabaları getirin. Sizler tahkikata devam edin. Hadi.
Hünkârımızın yemeğe katılmamı istemesine çok memnun oldum. Hünkârımız kitap mevzusunu konuşmak için sizi davet etmiş. Destur Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hünkârım. Hünkârım, davetiniz için teşekkür ederim. Buyurunuz, oturalım. Açıkçası kitabınızda yazdıklarınızla beni bir hayli şaşırttınız. Gazetede aleyhimizde yazılar yazdıktan sonra şimdi böyle metiyeler düzmeniz... Az bile yazdım hünkârım. Ancak sizi tanıdıktan sonra hakikate vakıf oldum. Haklıydınız. Peşin hükümlerimi düşüncelerime tutsak etmiş meğer. Siz beni hürriyetime kavuşturdunuz. Bana en büyük mükafatı verdiniz. Siz akıllı bir kadınsınız Bayan Mary. Bilir misiniz Kur'an'da fiilen akıl kelimesi kullanılmaz. Tahkul denir. Zira yaratılış gayesine uygun kullanılmadığı sürece aklın işlevi yoktur. Başkalarının aklıyla hareket edersek yoldan şaşma hususunda bir sürüdeki hayvanlardan daha çaresiz duruma düşeriz. Aklımızı başkalarına tutsak edersek onlar bizim yerimize düşünmeye, kendi hakikatlerini bize dayatmaya çalışırlar. Kendi akıllarını bizim aklımızdan üstün tutarlar. Bizi ezer, aşağılar, günahkar ve sapkın kılarlar. Yalnızca Allah ve hakikat yolunda olan biri gerçek manada hürdür. Buyurunuz, afiyet olsun. Bismillah. Aliye Sultanımızın vaziyeti iyiye gidiyor. Birkaç gün ayağa kalkacağını düşünüyorum. Çok şükür. Hünkârımız çok endişeliydi. Hekim Hanım sayesinde iyi olacaktır inşallah. Sen de çok iyi baktın sultanımıza maşallah. Uykusuz kaldın çok. İç de şifa versin. Güç olsun sana. Teşekkür ederim. Paşa'dan beklediğimiz isim listesi. Âlâ. Âlâ. Bu nasıl olur? Ne oldu paşam? Hainler. Uçucu mürekkeple yazmışlar. Ezberlemeliyim. Ezberlemeliyim. Yardımcı olayım paşam. Olmaz evladım. Devlet sırrı bu malumatlar. Mürekkep uçmadan burada yazanları hünkârımıza bildirmeliyim. Bu malumatla bütün bu isyan rüzgarı kesilecek. Evladım hızlı! Telgrafhaneye çek herhal! Tarihin seyrini etki edecek belki de. İnşallah bir şey. Kimi aramıştınız? Zuhal hemşireye bakmıştım ben. Saraydan ayrılmadan kendisine veda etmek istedim. Aliye Sultanımızla alakadar olan hemşire kendini pek iyi hissetmiyor. Onun yerine Zuhal hemşire Aliye Sultanımızın yanına gitti. Aliye Sultan'ın yanına mı gitti? Sultan, nasılsınız bu akşam?
Yine saatiniz geldi. Victor, kendisine yardım eden muhafızı ve cariyeyi öldürmedi mi? Stefano da aynı şekilde ihanet ettiği için öldürüldü. Ne ihaneti? Aliye Sultan'a aşık olup kaçmaya kalktı. Bizzat kendi kuzeni tarafından infaz edildi. Suval. Beni hatırladınız. Siz yaptınız. Stefano'ydu, Victor da sizi öldürdünüz. Stefano'yu ben öldürmedim. Ama Victor konusunda haklısınız. Konuşmasına müsaade edemezdim, öyle değil mi? Yaklaşma bana. Daha payitahtta yapacak çok işimiz var. İmdat! O yüzden sizinle konuşmanıza izin veremem. Yardım edin! Boşuna bağırmayın, sesinizi kimse duyamayacak. Bırak! Hayır! Sultanlara haber ver, Aliye Sultan'ın yanına gelsin hemen. Bırak! Uzaklaş benden! Bırak! Hayır, hayır, hayır! Bırak! Zuhal! Bırak onu! Nelan! Zuhal dedim sana. Emre itaatsizlik edemem. Zuhal, kimseye zarar veremez. İzin veremem. Görmek istemiyorsanız gidin buradan. Neler oluyor? Aliye. 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 Abla. Aman Allah. Buyurun paşa. Hünkârım. Hünkârım, Şemsi Paşa. Vurulmuş hünkârım. Öyle mi? Vaziyeti nedir? Şehit oldu hünkârım. Hünkârım, isyanlar sürat kazanmış. Manastır meşrutiyet nidalarıyla yankılanıyor. Ayaklanma halkın büyük bir kısmına yayılmış. Çok büyük bir devlet adamıydı. Bu dünyadan yiğit bir yürek göçtü. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Hünkârım, emriniz nedir? Meşrutiyeti ilan edeceğiz paşa. Henüz erken demiştiniz. Daha fazla cana kıyılmasına seyirci kalamayız. Kardeşi kardeşe kırdırtma. Gidip meşrutiyeti ilan edeceğimizi söyleyiniz. İsyanlar durdurulsun. Lakin mesuliyetin bu kez bende olmadığını da kendilerine iletin. Emredersiniz hünkârım. Tahsin Paşa. Emredin hünkârım. İrademizi yazalım. Emredersiniz hünkârım. Vedalaşmak için seni bekledim kardeşim. Abi, buna müsaade edemem. Tekrar tartışmayalım bunu. Zaten canım sıkkın. Kötü bir şey mi oldu? Şemsi Paşa. Şehit olmuş. Hakaretsin! Bana mani olmamalıydın Necip.
Benim orada olmam gerekiyordu. Abi dur. Bana mani olamazsın. Abi! Hünkârımızın kesin emri var. Bu evden çıkamazsın. Çek elin üzerinden. Dur. Yoksa seni sakat bırakmak zorunda kalırım. Ne yapıyorsun Necip? Devletin paşası olarak hünkârımızın emirlerini yerine getiriyorum. Bu evden çıkmana müsaade edemem. Gerekirse seni vururum abi. Hünkârım. Meşrutiyetin ilan edildiğine dair karar. Tahta çıktığım vakit kafamda devleti meşrutiyetle idare etme fikri vardı. Namık Kemal Efendi, Ziya Paşa, onlardan evvelki devlet adamlarının bizi ancak meşrutiyet kurtarır fikirlerinden etkilenmiştim. Tahta çıktım ve meşrutiyeti ilan ettim. Sonra 93 harbi çıktı. Ah o ne facia. Askere hakim değildim. Siyasete hakim değildim henüz. Devleti amcam Abdülaziz'i tahttan indirenler idare ediyorlardı. Harbi de onlar idare ettiler. Neticede meclisin içerisinde Ruslara bilgi satan vekiller tespit ettik. Bize ümit olacak olan meclis aldığı kararlarla memleketi felakete sürüklüyordu. Ardından ordu ağır bir yenilgi aldı. Rus ordusu Yeşilköy'e kadar geldi. Sulh anlaşmaları yapıldı. Şimdi o anlaşmalarda sanki benim kabahatim varmış gibi bazıları faturayı bana çıkarıyorlar. Halbuki fatura o gün amcam Abdülaziz'e darbe yapanlara çıkmalıydı. Çok ağır bir anlaşmaydı. Tüm Balkanlar elden çıkıyor, Ruslar Erzurum'a kadar geliyorlardı. O anlaşmada Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız olacak ve sınırları genişleyecekti. Büyük bir Bulgar prensliği kurulacak. O prensliğin sınırları Tuna'dan Ege'ye, Trakya'dan Arnavutluğa kadar uzanacaktı. Selya Yunan'a bırakılacaktı. Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt Ruslara verilecekti. Kısacası tüm Rubeli elden çıkacaktı. Ben İngilizleri Ruslara karşı kışkırttım. Neticede Berlin Anlaşması'na çevirdim. Görece birçok yeri kurtarmıştık. Şimdi buna bakıp bizim toprak verdiğimizi söylüyorlar. Biz henüz devletin ikbalini elimizde tutmuyorduk o vakitler. Ardından devleti elimizde tutabilmek için meclisi tatil ettik. Şimdi devletin kurtuluşunun yeniden mecliste olduğunu, meşrutiyette olduğunu söylüyorlar. Öyle olsun bakalım. Öyle olsun. İmza edelim o vakit. İnşallah hayırlı ve mübarek olur. Bismillahirrahmanirrahim. Tahsin Paşa. Emredin hünkâr. Vazifeden alındınız.